Yani gerçekten Türkiye'nin gurur verici bir ajansı olarak da söyleyebilirim. Dünyadaki bütün haberleri ailelerimize ve sevdiklerimize duyurabilmek adına biz spor camiası olarak da bütün haberlerimizi sizlerin aracılığıyla bütün dünyaya duyurabiliyoruz. Bu anlamda ben 100. yılın böyle büyük bir yılın, 100. yıl demek yani bir asır neredeyse. Bir asırlık bu haberciliği en güzel şekilde özveriyle, gerçekten büyük bir özverinin ötesinde büyük bir cesaretle en güzel haberleri en iyi şekilde sunduğunuz için ben teşekkür ediyorum. 100. yılını kutluyorum. Daha nice yüzyıllar diliyorum. Ülkemiz adına da yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Gerçekten gurur verici bir şey. 100 yıl demek yani gerçekten böyle bir şaheser diyebiliriz. Ve yaptığınız çalışmaları da biliyoruz, takip ediyoruz. Doğru haberi doğru zamanda alabildiğimiz için de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmanızda da başarılar diliyorum. Hem spor camiası olarak hem normal haberlerde de en iyi şekilde sunacağımız sana şeyimiz yok. Başarılar diliyorum. Dersiniz. Yani gerçekten başlar Cumhurbaşkanımızla başlayalım, Sağlık Bakanımızla başlayalım, sağlık çalışanlarımızla başlayalım, diğer bakanlıklarımız, bununla beraber sivil toplum örgütlerimiz ve bununla beraber tabii sizler doğru haberi doğru zamanda vermemiz, insanların kafasındaki kuşkuları ortadan kaldırmak anlamında gerçekten çok büyük bir özveri içerisinde çalıştığınızı biliyoruz. Çünkü bu süreç gerçekten insanların daha iyi anlayabilmesi gerekiyor. Bu sağlık diğer şeylere benzemiyor maalesef. İnsanlarımızı doğru bilgilendirmek gerekiyor. Sağdan soldan Twitter veya başka şeylerden WhatsApp üzerinden gelen haberlerin gerçekçi olmadığını, insanlar üzerinde kuşku yarattığını, bir kaos ortamı olduğunu ve bu anlamda da ben sizlere bir sivil toplumdan çok gerçekten habercilik anlamında doğru bilgilendirme anlamında yaşamış olduğunuz bu süreç içerisinde de çok zorluklar içerisinde çalıştığınızı biliyorum. Gerçekten de ülkemiz ve dünyanın bir an önce bundan kurtulması için sizlerin büyük haber ajanslarının doğru haberleri doğru zamanda vermesi bu işin daha da kısa zamanda üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Yani gerçekten çok zor bir süreç ama ülke olarak gerçekten bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ve sizlerin özellikle haber kanallarımızın doğru haber vermesi, doğru zamanda doğru işler yapması asıl önemli olan bu. Tabii sağlık çalışanlarımızı çok ayrı bir yere koyuyorum. Onlara gerçekten canı gönülden destek veriyoruz. Çünkü zor bir süreç. Onlar canı pahasına bizler için mücadele ediyorlar. Bizler de onlar için evlerimizde kalarak onları daha da rahatlatacağımızı inşallah düşünüyoruz. Sağ olun. Herkese teşekkür Sağ ederim. İyi olun. çalışmalar diliyorum. Görüşmek Nice üzere. nice yüzyıllara diyorum.